Yapılan denetimler veya denetçi sayısı ülkemizdeki gıda işletmeleri sayısına göre son derece yetersiz. Trans yağlarla ilgili devam ettirdiğimiz bu haberimizde de trans yağ kullanımının denetim boyutunu konuştuk. Bununla ilgili bakanlığın tabii iyileştirme anlamında çalışmaları var, çeşitli atamalar yapılıyor. Fakat hiç denetlenmeyen gıda işletmesi mevcut ne yazık ki. Yiyoruz, yemeğe de devam ediyoruz. Peki bu çok sevdiğimiz ürünlerin içinde ne var, denetleniyor mu diye hiç merak ettiniz mi? Gıdalarda denetim şu an 5996 sayılı gıda kanunu diye geçen kanun nazarında ülkemizde denetimler yapılıyor. Denetimlerin bir kısmı rutin denetim, bir kısmı da şikayet üzerine yapılan denetimler oluyor. Gıdalardaki trans yağ kullanım oranını ulusal kanala değerlendiren gıda güvenliği uzmanı Nurten Sırma, denetim eksikliğinin önüne karne hazırlanarak geçilir dedi. Gıda denetimlerinin firma bazında çok sık yapılması, hangi firmanın ne kadar denetlendiğine dair aslında bir denetim karnesinin olması lazım. Yediğiniz abur cubur ürünlerin özellikle üzerinde trans yağ yoktur yazısına dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında trans yağ yoktur diye yazılabilmesini işletmelere böyle bir olanak sağlıyorlar. Ama her trans yağ yoktur diye yazan ambalajın içinde sıfır oranı beklemiyoruz. Yani %1'lik bir kısma kadar bir müsaade ediliyor. Sırma, kullanılan trans yağ oranının tüketici odaklı olması gerektiğini söyledi. Mevzuattaki değişikliklerin, mevzuattaki yeniliklerin ve düzenlemelerin tamamen tüketici odaklı merkezli olmasını diliyorum. Trans yağ konusunda mutfakta da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yanlış kullanılan bu yağlar da bir süre sonra trans yağ dönüşebiliyor. Yüksek ısıyla muamele edilen, çok yüksek ısıda kızartma yapılmış olan yağlar trans yağ dönüşebiliyor. Hatta bu yağlar defalarca kullanıldığı zaman bu oran çok daha fazla yükselmiş oluyor.